Nilüfer Hanım. Bora Bey nerede kaldınız? Hiç gelmeyeceksiniz sandım. İşlemler biraz uzun sürdü efendim. Buyurun. Didem Hanım'ın çıkış kağıdı. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hiç iyi değilim. Bir an önce çıkmak istiyorum buradan. Sizi kim yolladı? Onur mu? Aysel Hanım. Onur Bey'in de bilgisi var tabii. Aradı sordu sizi. Lütfetmiş. Ya sonuçta karısıyım. Bir gece bile kalmamalıydım burada. Buyurun efendim. Çıkabiliriz. İyi günler Memur Bey. İyi günler efendim. Sağ olun Bora Bey. Rica ederim efendim. Vazifemiz. Aysel Hanım arabada sizi bekliyor. Şaşırdın mı bizi görünce? Hello Didoş. Bora Bey, Aysel Hanım bekliyor demişti. Ben istedim öyle söylemesini sana. Sen de yemi yuttun maalesef. Yani? Yani hesap zamanı Didemciğim. Senden şikayetçi olmadım çünkü içeride çürümen pek bir işime gelmedi. Sen yat, kalk, dua et. Yine iyiliğinle mi ezeceksin beni Şebnem? Çocuklar kırmızı çizgin değil miydi? Öyle. Öyle, o yanına kalmayacak zaten. Ama sana artık iyilik yok, af da yok. Sadece bu tip işlerimi polislerle çözmüyorum. Yani biz gammaz değiliz demek istiyor. Kapiş? Evet, şimdi seninle küçük bir yolculuğa çıkacağız. Çıkabiliriz. Nereye götürüyorsunuz beni? Gözlerden uzak bir yere. Ne oldu? Bir korktun sanki Didem. Çocuklarımı elinden almaya çalışırken çok cesurdun ama. Sen kazandın Şebnem. Bu mu duymak istediğin? Aa, biz kazandık biz. Biz bir takımız. Sen tek, biz ikimiz. Kazanmak yetmez Didem. Her şeyini kaybettiğini göreceğim. Ben de göreceğim. Vay be, Şebnem, eski kocasının eski metresiyle bana karşı ittifak halinde. Hayat çok acayip. Çok. En azından en yakın arkadaşından daha dürüstü. Uzun zamandır kimse bana metres demiyordu. Hatırlattın, iyi oldu. Sen kaza özenen tavuğun hikayesini duydun mu? Neyse, çok uzun. Başka zaman anlatırım. Seninki de o hesap işte. Hiçbir zaman haddini bilmedi ki. Hiçbir zaman. Ama ben bildireceğim sana artık. Beni yeterince rezil ettiniz. Bitmedi mi hala? Bitti, bitti. Sona yaklaştık. Çok az kaldı. Son bir darbeyi vuralım. Öyle bitireceğiz.